Abdurrahman Dilipak. Kaşıkçı olayı nereden nereye? Bilardo'da bir kural var. Vurduğunuz topun vurduğu topu nereye yönlendireceğini hesaba katmanız gerek. Hız ve şiddet, açı ve istikamet işin püf noktası. Nereden başladığınız önemli. Varmak istediğiniz hedefe adım adım ilerleyeceksiniz. Şartları ona göre oluşturacaksınız. Veliat prens yanlış bir oyun kurdu. Zamanlaması yanlıştı. İstikameti yanlıştı. Çok hızlı hareket etti, ihtiraslara aklından büyüktü. Sonunda evdeki hesap çarşıya uymadı ve silah geri tepti. Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. O bilmiyordu ki haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok etti. Veliaht Prens ve işbirlikçilerinin kılavuzu dahlandı. O şimdi hastanede. Dahlan aklınca İsrail'le anlaşacak ve Filistin'in lideri olacaktı. İsrail ve Amerika arkasında olunca her şeyin mümkün olduğunu düşünüyordu. Yeni Ortadoğu, New Middle East, Yeni Bob, Big Middle East Project hayali Mısır, Suud ve bölgedeki bazı aşiretlerin iştihasını kabartmıştı. Sudeisi bile bu şeytani yalana inandırılmıştı. Sudeisi deyince aklıma hep Karun geliyor. Hani o da Hazreti Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilenlerdendi. Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayan adam bizim ağlayan hocaya ne kadar benziyor? Hani şu Pensilvanyalı hocaya. Kaşıkçı olayı aslında Türkiye'ye karşı bir komploya dönüştürülecekti. Oysa Kaşıkçı eski kralın adamları tarafından bir lobi projesiydi. Dahlanistler bu oyunu tersine çevirerek planladıkları cinayetin suçunu Türkiye'ye yıkacaklardı. Akıllarınca her şeyi hazırlamışlardı. İş yandan kıl çeker gibi halledilecekti. Veliaht Prens Kaşıkçı'nın kellesini ve ellerini istiyordu. Daha ilk günden İş bitirildi. Prense istediği organlar diplomatik kurye ile ve özel uçakla gönderildi. Cesedin kalan kısımlarını yok etmek Suudi Adli Tıp Reisi'ne kalmıştı. Suud adaleti böyle çalışıyor demek. Ülkelerini de, ailelerini de, krallığı da rezil ettiler. Dahası Müslümanların yüzünü kızarttılar. Aceleleri vardı. Cesette amma yağlı ve kemikler iriymiş diye akıllarından geçirmiş olmalılar. Eriyen dokular drene edildi, yağ dokularından oluşan tortu ele geçti deniyor. Katı parçalar dışarıda bir yerlere atılmış ya da gömülmüş olmalı. Zavallı Dahlan Filistin lideri olmak isterken Kaşıkçı cinayetini üstlenirse, Filistin liderliği hayal olur endişesiyle hayır deyince kolu kanadı kırıldı. Ayağı kaymış da düşmüşmüş, düşerken başını da çarpmışmış. Yani anlayacağınız Abbas yolcu. Öbür tarafa giderse kaşıkçı onu orada bekliyor zaten. Orada onu bekleyen başkaları da var. Onu sarıklı Sudeysi'nin duaları da kurtaramaz artık. Sudeysi'nin dualarının kendisine de faydası olmaz zaten. Ha bu olay Sudeysi gillere ders olsun da akıllarını başlarına alsınlar. Suud ve onun işbirlikçileri şimdi paniklemiş durumdalar. Üstelik bir de İngilizlerin safından Trump'ın safına geçmek bunlara biraz pahalıya mal olacak. Akıllarınca Mısır'ı da yanlarına alıp bir Arap NATO'su kurup Orta Doğu'nun tek hakimi olacaklardı. Hatta Kızıldeniz sınırından başlayarak Afrika'nın içlerine doğru ilerleyeceklerdi. Bu hayallerini gerçekleştirmek için haşa Allah Celle Celaluhu'ya e ihtiyaçları yoktu çünkü yanlarında Amerika ve İsrail vardı. Mevcut Suud kralı olup bitenden büyük ölçüde habersiz. Veliat annesini de Riyad'dan uzaklaştırmış. Kendini destekleyen aşiretleri silahlandırmış ama Arap aşiretlerin liderleri patladı patlayacak. Veliat bugün o makamı bin kere bırakmaya hazır da bırakırsa başına geleceklerden korkuyor. Ya Kaşıkçı'nın başına gelenler kendinin ve arkadaşlarının da başına gelecek olursa? O makamı bir kalkan, zırh, sarayını kale gibi görüyor ama bilmiyor ki bütün o güvendiği şeyler bir paratonerden başka bir şey değil. Her adımda o ekip kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. Geçen zaman lehlerine değil, aleyhlerine işliyor. İşe bakar mısınız? Dün Katar'ı tehdit ediyorlardı, bugün Katar'la barışmak için Kuveyt emirinden yardım dilenir duruma düştüler. Türkiye'ye meydan okuyorlardı, Kuveyt tarafsız kalmaya çalışıyor diye onu da tehdit ediyorlardı. Kuveyt bunlardan korkusundan Fav'ı Çinlilere kiraladı ve Türkiye ile yakınlaştı. Yakında Türkiye Kuveyt'te Katar'da olduğu gibi bir askeri yüz kurarsa şaşmamak gerek. Fav adası Kuveyt'in %10'u kadar büyük yani. 200 bin kilometre kare büyüklüğünde bir yer. Yaklaşık Bahreyn'in dörtte biri kadar bir adadan söz ediyoruz. Çin orayı uzun süreli kiraladı. Çin artık körfezin tepesinde. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar bölgede ise Çinliler de artık burnumuzun dibinde. Çin oradaki çıkarlarını korumak için donanması havaalanıyla körfezde olacak. Çin, Körfez'deki Kuveyt'e ait Fava Adası'nı serbest ticaret bölgesine dönüştürürlerse, bu durum Birleşik Arap Emirlikleri için ekonomik açıdan bir felakete döner. Kuveyt aslında Türkiye'yi yanına alırken, İran, Irak ve Suud tehdidine karşı Çin'i yanına alıyor. Bütün bunlar Veliaht Prens'in akılsızca giriştiği maceracı politikanın sonunda ortaya çıkan sonuçlar. Veliaht Prens kendi oyununa geldi. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isterken bu hamle Türkiye'yi daha da güçlendirdi. Bugün Arap zenginler rotalarını Türkiye'ye çevirdiler. Kuveytli zenginlerdi. Bugün ekonomide bir nebze olsun rahatlamanın arkasında kaşıkçı olayı sonrası ortaya çıkan bu sonuç var. Size bir haberim var. Bugünlerde Arap dünyasında en çok okunan kitapların başında Osmanlı'nın kuruluş, yükseliş ve çöküş dönemi var. Yani Ertuğrul, Fatih ve Kanuni dönemi, Abdülhamit ve Vahdettin dönemi ve Çanakkale Savaşı, Filistin'in işgali ve sonrası Kutül Amare'yi okuyorlar. Bu konuda dizilerin de olumlu bir etkisi olduğunu not etmedim. Tam da bu arada benim de kayıt yayınlarından çıkan Çanakkale Geçildi isimli kitabım kitapçılarda. Çanakkale Savaşı'nı bir başka açıdan okumak istiyorsanız buyurun. Selam ve dua ile Abdurrahman Dilipak Yeni Akit.